Hepinize selamlar. Öncelikle ilgi gösterdiğiniz bu yeni konseptle alakalı hepinize teşekkür ederim. Bu yeni video serisinde bahsettiğim gibi selebritilerin sağlık problemlerini ve yaşadıkları rahatsızlıkları konu alacaktık. Bu serinin ilk konuğu ise lupus hastalığıyla birlikte Selena Gomez oldu. İçinde bulunduğumuz yeni videoda ise pop müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Lady Gaga'nın başka bir rahatsızlığını masaya yatıracağız. Daha fazla vakit kaybetmeyelim istiyorum. Eğer abur cuburlarınız hazırsa videoyu başlatıyorum. Lady Gaga yıllarca süren çalışmalarının ardından 2008 yılında müzik endüstrisine oldukça sert bir şekilde girip hem dinleyici kitlesini hem de endüstrideki pek çok isim hizaya getirip dehşete düşüren son derece yaratıcı ve yetenekli bir müzisyen olmasıyla birlikte günümüzde de kariyersel gücünü yitirmeden ve hiç hız kesmeden kariyerini sürdürmeye devam ediyor. 2008 yılında girdiği müzik dünyasında bugün bile gücünden, yaratıcılığından ve özgürlüğünden hiçbir şey kaybetmeyen Lady Gaga'nın her ne kadar kariyersel yolculuğu oldukça başarılı ilerlese de özel hayatı ve sağlığı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ancak tüm bunların dışında ne yazık ki Lady Gaga da tüm hayatını etkileyen ve hayatının belli bir noktasından sonrasını tamamen negatif olarak etkileyen çeşitli durumlarla karşılaşmak zorunda kalmış bir isim. Bu yetenekli kadın ne yazık ki 2017 yılında uzun süredir sağlık problemleri yaşaması sebebiyle yaptırdığı sağlık kontrolleri sonrasında fibromiyalji hastalığına yakalandığını duyurdu. Lady Gaga'nın sürecini ele almadan önce isterseniz gelin dünyada pek çok insanın müzdarip olduğu fibromiyalji hastalığının ne olduğuna daha yakından bakalım. Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtilerde eşlik eder. Toplumun yaklaşık %3'ünde görülen fibromiyalji sendromuna kadınlarda daha sık rastlanır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklediği tahmin edilmekte. Fibromiyalji, kaslarda ve kemiklerde görülen yaygın ağrı, hassasiyet alanları ve genel yorgunluk ile karakterize kronik bir rahatsızlıktır. Belirtiler subjektiftir ve herhangi bir testle ölçülemez. Hastalığın bilinen net bir nedeni yok ve bu sebeple de sıklıkla başka hastalıklarla karıştırılabilir. Lady Gaga da ne yazık ki kariyerinin en yoğun dönemlerinden birinde bu hastalığa yakalanmış ve hayatını tam anlamıyla değiştirmek zorunda kalmıştı. Kaldı ki bu Lady Gaga'nın hayatında karşılaştığı ilk problem değildi. Lady Gaga'nın hayatını yakından takip edenler ya da benim kanalımdaki Lady Gaga ile ilgili içerikleri izleyenler bilirler ki Lady Gaga'nın hayatı hiçbir zaman kolay olmamakla birlikte atlatmakta zorluk çektiği ve problem yaşadığı pek çok olaya sahip olan bir kadın. Ünlü olmak için ailesinin yanından kalkıp New York'ta çeşitli çalışmalarda bulunup hayalini kurduğu hayata sahip olabilmek adına pek çok kez müzik dünyasındaki insanlarla network sağlamak için savaştığı 19 yaşında demolarını kaydettiği ve müzikal çalışmalar yaptığı bir müzik yapımcısının kendisine henüz yeni reşit olduğu bu dönemlerde tecavüz etmesi Gaga'nın hayatını değiştiren ilk büyük travma olmuştu. Bu olaydan sonra uzun bir süre kendine gelemeyen Gaga o anın etkisiyle mental sarsıntının dışında aynı zamanda da fiziksel bir şok yaşamış ve tüm kas sistemi sarsılmıştı. Genç olmasının bir getirisi olarak vücudu kendini hızlı bir şekilde toparlamış olsa da bunun sonuçlarını ilerleyen yıllarda görecekti ne yazık ki. Gaga'nın bugün bu hastalığını tetikleyen olaylardan bir tanesi ise 2013 yılında çıktığı dünya turnesinde sahnedeyken gerçekleşmişti. 2011 yılında yayınladığı Born This Way isimli albümünün turnesinde olduğu bu dönemlerde sıkı dans koreografileriyle performans sergileyen Gaga'nın performansını sergilerken yanlış bir hareket yapması sebebiyle kalçasını kırması ve bir anda tüm kariyerini durdurmak zorunda kalması, ardından ameliyat süreçleri ve iyileşme dönemi derken uzun bir süre kabuğuna çekilen Gaga bu olayla birlikte tamamen toparlanmış ve kariyerine devam ediyordu. Ancak yaşadığı bu talihsiz sakatlık onun yakasına ne yazık ki birkaç yıl sonra yapışacaktı. 2013 yılından sonra ara ara vücudunda ağrılar ve kas sıkışmaları tespit eden Gaga bu durumun üzerinde çok fazla durmamış olmasına rağmen bu durum zamanla o kadar ileriye gidecek ve o kadar büyük bir problem haline gelecekti ki yaşadığı bu sıkıntılar Gaga'nın daha fazla erteleyemeyeceği bir hal alacaktı ve nitekim de öyle olmuştu. Uzun yıllardır geçmeyen ağrıları sebebiyle profesyonel sağlık ekibiyle çeşitli yöntemler deneyen Gaga ne müzik çalışmalarına ne de diğer projelerine odaklanmıştı odaklanamıyor ve pek çok alternatif tedavi yöntemlerini deniyordu. Hatta edinilen bilgilere göre 2013 yılında New York'un taşra ve izole bölgelerinde 3 günlük bir inzivaya çekilen Lady Gaga bu bölgede Abramovich metodunu öğrenmişti. Bir nevi meditasyon çalışması diyebileceğimiz bu çalışma sistemi insanların ruh ve beden sağlıklarını dengeleyip vücudun tüm kas sistemini gevşetip rahatlamasının dışında mental olarak da zihnin boşalmasına ve çeşitli kaoslardan uzaklaşması adına yardımcı olan bir çalışma tekniğiydi. O dönemlerde hastalığın teşhisinin konmamış olması sebebiyle pek çok insan bunu Gaga'nın sadece sanatsal bir şov olduğu için yaptığını düşünmüş olsalar da bir grup insanın iddiasına göre Gaga daha o dönemlerde vücut ağrılarıyla tanışmaya başlamıştı. Bundan dolayı da her türlü meditasyon tekniğini denemeye ve öğrenmeye çalışıyordu. Ancak her ne kadar bu tarz alternatif yöntemleri dahi denemiş olsa da Gaga'nın vücut ağrılarını henüz geçirebilecek bir çözüme ulaşılmamıştı. Ta ki 2017 yılına kadar. 2017 yılına geldiğimizde ise yapılan detaylı testler sonucunda Lady Gaga'ya fibromiyalji teşhisi konmuştu. İnsanların ifadelerine göre ise Gaga'nın fibromiyalji hastalığına yakalanmasının sebeplerinden biri 19 yaşında maruz kaldığı travmatik tecavüz olayı ve ardından gelen kalça sakatlığı ile birlikte vücudunun kas sisteminin zaman içerisinde bu travmaları atlatamayıp fibromiyaljiyi tetiklemiş olmasıydı. Lady Gaga'nın kariyerinin belli bir sürecini ve Super Bowl performansına hazırlandığı dönemleri kayıt altına alan Gaga 5 Foot 2 isimli belgeselde bu sürece daha yakından bakma şansı yakalamıştık. Belgeselde yer alan görüntülere göre Gaga'nın aniden gelen sert ve tüm vücudunu kitleyen kas spazmları durumlarında buz banyoları ve çeşitli çalışmalarla bu acıyı minimuma indirip hayatına devam etmeye çalıştığı anları izlemiştik. Belgesel boyunca Gaga'nın ağlayacak kadar acı çektiği ve tüm hayatını etkileyen bu hastalıkla mücadelesine şahit olmakla birlikte tüm bu sağlık problemlerine rağmen kariyerini sorunsuz bir şekilde devam ettirme çabasını izlemiştik. Kendisine bu hastalığın teşhisinin konmasının hemen ardından Vogue dergisine konuk olan Gaga bu hastalık sürecini şu şekilde ifade etmişti. Bu hastalığa ya da buna benzer başka bir sağlık problemine sahip olan, bunun ne olduğunu anlamaya çalışan ve kendisini iyileştirip tedavi sürecini tamamlayacak kadar maddi gücü olmayan diğer insanları düşünüyorum. O durumda olduğumda ne yapabilirdim hiç bilmiyorum. Çünkü şu an çevremde bu hastalıkla savaşmamı kolaylaştıran pek çok insan var. Ancak bu hastalığa sahip olan insanların büyük bir kısmının ne yazık ki bu şansları yok. Bu benim için inanılmaz üzücü ve bu sebepten dolayı da bu hastalıkla boğuşan diğer insanların yalnız hissetmemeleri ya da hastalığımızın dünya tarafından bilinçli bir şekilde insanlara aktarılması için elimden geleni yapacağım. Bir süre sonra yaptığı başka bir röportajda Netflix belgeselinde neden bu hastalığın üzerinde bu kadar durduğu sorusuyla karşılaşan Gaga ise bu duruma şu şekilde cevap veriyordu. Fibromiyalji'nin gerçek olduğuna inanmayan insanlar var ve onlara çok kızıyorum. Benim için ve bence birçok kişi için bu gerçekten bir endişe, depresyon, travma ve panik atak bozukluğu kasırgası gibi vücudun sinir sistemini birebir etkileyen korkunç şeylere sebebiyet veriyor. Bu reaksiyonlar vücudunuzda hızlı bir etkileşim yaratır ve sonuç olarak kas sisteminizde dayanılmaz bir ağrı oluşur. İnsanların birbirlerine, özellikle de bu durumu yaşayan insanlara karşı daha şefkatli olması gerekiyor. Kronik ağrının şakası yoktur ve her gün nasıl hissedeceğinizi bilmeden uyanmak belki de bu dünyadaki en kötü hislerden biridir. Neyse ki Lady Gaga bugün bu durumların büyük bir kısmını geriye bırakmış durumda. Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çünkü artık benimle ilgilenen ve beni gösteri hazırlayan harika doktorlarım var şeklinde durumunu güncelleyerek hayatı boyunca tam olarak kurtulamayacağı bu hastalıkla başarılı doktor ekibi ve maddi gücünün bir getirisi olarak da yüksek standarttaki tedavi imkanlarıyla birlikte içinde bulunduğu durumun zorluğunu minimum seviyeye indirmiş durumda. Fakat her ne kadar durumu iyiye gidiyor olsa da Gaga her fırsatta takipçilerini ve insanları fibromiyalji ile ilgili bilinçlendirmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bugüne geldiğimizde ise yetenek bombası Lady Gaga, Joker film serisinin yeni partında Queen karakterine can veriyor. Geçtiğimiz günlerde filmin çekimleri bitmiş ama dış çekimlerden şahit olduğumuz kadarıyla Gaga sınırları zorlamış ve karakter oyuncusu olarak karşımıza çıkmayı başarmıştı. Tıpkı American Horror Story ve House of Gucci filminde de olduğu gibi karakteri birebir yaşayarak canlandırma yeteneğini bu filmde de bizlere sunacak gibi görünüyor. Lady Gaga'nın başrolde olduğu Joker devam filmi ise 2024'ün Ekim ayında vizyona girecek. gelecek. Tüm bunların dışında 2008 yılında yayınladığı ilk single olan Just Dance'den bu yana müziğini hayranlıkla takip ettiğim ve canlı canlı gidip birbirimizin sahne önünde gözlerimizin içine bakacak kadar yakından gördüğüm ve deneyimlediğim bu kadının son albümün üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatmakla birlikte mükemmel ilen film projelerinin dışında artık müzikle alakalı da bizlere heyecanlandıracak şeyler vermesini umuyorum ve umarım içinde bulunduğumuz 2023 yılı itibariyle Lady Gaga'nın yeni müziğine dair bir şeyler de gelir ve biz de burada keyifle masaya yatırırız. Evet arkadaşlar, yeni video serisinin ikinci partını da sonlandırdım. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeniz çok önemli ve aynı zamanda da aşağıya yorumlarınızı bırakmanız benim için oldukça önemli bir detay. Tüm bunların dışında benim bilmediğim belli bir takım sağlık problemleri yaşayan bildiğiniz selebritiler varsa yine bunları da videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.